Pacungil'in yazarlığı üzerine konuştuk. İnklenenler o videoya da ulaşabilirler. Şimdi en yakın yörüngede gibi duran kitabın üzerine biraz konuşalım. Direksiyonda kim var? Evet, direksiyonda kim var? Benim uzun süredir danışmanlıklarda da birinci konu olarak ortaya koyduğum bir olay. Başlangıç yani. noktası gibi mi evet, yani şeyde ilk birebir danışmanlıklarda oturum açtığımızı ilk yaptığımız şeylerden bir tanesi temel parametrelere bir bakmak. Yani yaşamı nasıl algıladığımızla ilgili daha kapsamlı model modellerimiz var. Ama hangi parametrelerle bakıyoruz konusu, bakış açısı, yaklaşım da önemli. Onlardan bir tanesi direksiyonda olmak metaforu ile ilgili. Yaşamımın direksiyonunda kim var? Kendi yaşamımın direksiyonunda olmak kavramı çok kritik. Dolayısıyla hani bu yaşam becerileriyle ilgili kitaplara da oradan aslında çevik yaşama giriş de bu yaşam becerileri kitaplarındandı. Ama yeni dönemdeki kitaplara da oradan başlamış olduk. Peki bu kitap bir teorik anlatım üzerine mi? Genel olarak pratiğe yönelik çalışmaları öncelendirmeye çalışıyoruz etkisini asıl orada vereceğini yönelik bu kitabı nasıl ele almalıyız? Teorik midir, pratik midir? Genel olarak nasıl kitabı yazıyorum ya hani yazarlıkla ilgili konuda da bahsetmiştik bunu. Burada yaşamda bir şeyleri yapabilmeyle ilgili olarak önce görebilme konusu kritik. Dolayısıyla bu kitap nasıl görürümle ilgili bir kitap aslında. Yani kendi tavrım, yaklaşımım ne? Direksiyonda olmayla ilgili nerelerde sorunum var? Çözünürlüğü nasıl artır başlığı ile ilgili bir kitap gibi düşünebiliriz. Yani ben direksiyonda hissediyor muyum kendimi? Direksiyona geçmek istiyor muyum gibi ana problemlerden başlayıp yani zaten direksiyondayım ama direksiyondayken yaşadığım sıkıntılar. Yani mesela diyelim ki bir sürü bir şeyi bayağı iyi yapıyorum ama ya bir yorgunluk hali var üzerimde. Bilmiyorum neden. Aslında yaşam çok güzel, çok keyifli her şey ama mesela yeterince uyumuyor diyelim ki kişi. Ne yapıyor yani? Arabanın temel bakımıyla ilgili yani direksiyon da olmak bir araçla oluyor. Aracın bakımıyla ilgili konuyu ihmal ettiği için aslında sorunu var. Orayı yakalayıp orada iyileştirme yapması gerekiyor. İşte bu Direksiyonda olma kavramına daha genel hani kendi yaşamımın direksiyonuna geçebiliyor muyum, orada olduğumun farkında mıyım, burada sorumluluk algımın derinliği ne, aşırı kontrol mü yapıyorum, çok mu gevşek bırakıyorum gibi genel konulardan çok daha özel direksiyonda olmanın daha spesifik alanlarıyla ilgili nerelerde sorun olabilir'e kadar yaşamıma bakışta çözünürlük nasıl sağlarım üzerine bir kitap. Kitapta genel anlatım olarak bir direksiyonda kim var üzerinden bir araç, bir yol metaforu kullanıyoruz. Biraz bununla alakalı bahsedebilir misin bize? Ya dilin önemli kısıtları var ve ben bunu birinci elden yaşamış bir insanım. Yani hani temelde baktığınız zaman bir sinemaya gittiğinizde mesela görsel olarak aynı anda pek çok detay ve işitsel olarak aynı anda pek çok detay orada yer alır ve bunları bütüncül olarak alabilecek bir kapasitemiz de vardır. Ya da yaşamın içerisinde navigasyon yapar ken gezerken, yürürken, konuşurken yani buralarda o dilsel ifadeyle ilgili konular haricinde daha görsel olan yönlerde çoklu bir iletişim vardır. Çok kanallı olarak bu iletişim sağlanır. Ama işitsel olan konularda özellikle konuşmayla ilgili konularda mesela aynı anda iki kişiyi dinleyemem. Hafif üst üste gelebilir konuşmaları ama aynı anda yoğun bir anlatıyı iki kişi yapıyorsa ikisini birden dinleme şansım olmaz. Dolayısıyla burada konuşmaya geldiğimizde ve bununla bağlantılı olarak yazmaya ya da geldiğimizde dupleks bile olmayan yani aynı anda çift taraflı akış olamayan ben konuşuyorum sen konuşuyorsun ben konuşuyorum sen konuşuyorsun şeklinde çift yönlü bile olmayan ve kelime kelime ardına cümle cümle ardına seri bir kanaldan bir iletişimimiz var. Bu çok kısıtlı yani bu kısıtın içerisinde bir şeyler aktarabilmek gerçekten zor ve ben bunda çok deneyimliyim. Nereden çok deneyimliyim? Çünkü bilinçaltım bilincimle temel olarak bu şekilde etkileşim kuruyor. Ya yani afant olduğum için duyguları, durumları, yaşadığım iç konuları böyle görsel hatıralar, görsel hayaller vesaire şeklinde alamıyorum. Bilinçaltım bilincime konuşmak durumunda oluyor temel olarak. Hatta sesi bile olmayan soyut bir konuşma. Dolayısıyla bir şeyleri ve ipe dizme konusunda yani çok derinlikli yaşamım boyunca kendi kendimle de zaten yaptığım bir deneyim söz konusu. Şimdi burada şu kritik, o görselleştirmeyi kullanabilmeyle ilgili olay, yazıya bunu aktarabilmek, danışmanlıklarda da çok yaptığım bir şey metafor kullanımı. Şimdi direksiyonda olmak dediğinizde sadece iki kelime aktarmış olmuyorsunuz. Direksiyonda olma kavramı ile ilgili çoğu kişinin çok yoğun deneyimi var. Araba kullanan insanları gözleyerek, yolcu olarak vesaire insanların yaşamlarında bununla ilgili deneyimler var. Mesela yolda kalmak dediğimiz zaman, patinaj yapmak dediğimiz zaman vesaire bunlarla ilgili deneyim paketleri var insanların zihinlerinde. Aslında onlara gönderim yaparak oranın yaşamda olan zenginliğini kullanan örnekleri açıyoruz kitap. Evet yani görselleştirme olayı bende olmayabilir ama kelimelerle görsel oluşturmak konusunda ciddi bir deneyimim var. Bu da yine danışmanlıklarda vesaire çokça çok kullandığım bir şey. Metaforlarla bir şeyi aktardığım zaman kişinin ne dediğimi çok daha hızlı bir şekilde ve büyük bir paket halinde alabilmesi mümkün. Yani kitapta bu metaforlar üzerine inerleyince orada sadece okuduğunu okumak değil bu metafor üzerinden yaşamdaki deneyimiyle biraz daha deneyimlemek, yaşamak şeklinde de pratik yönüne doğru bir aktarım sağlıyor. Kişinin yaşam deneyimine misafir olmuş oluyoruz. Orada kendi evinde tatlı bir sohbet havasında bir takım şeyleri daha çok görselleştirerek ya da soyut olarak afan tokurlarımız içinde soyut olarak kavramlaştırarak analiz etmeye, onun üzerine düşünebilme şansı doğmuş oluyor. Beraber aslında üç boyutlu bir yolculuk yapmış oluyoruz kitabın içerisinde. E, o yüzden de metaforlarla girip o yani ana metaforun yanı sıra bu metaforun alt unsurlarını da ayıklayarak, onları ayrı ayrı konumlayarak, olgusal olarak ayrıştırıp, onların her biriyle ilgili de yaşam örnekleri. Yani yaşamda karşılaştığım sorunlar bunlara nasıl karşılık geliyor? Onlarla bütünleştirerek Metafor tamamladığımız bir yolculuk yaşama var. yaşamada gayet geçirilebilir. Pratikliğini de sağlamış oluyoruz akışını. Özellikle son bölümde aa evet benim problemim bak burada var. Buradaki problem benimle örtüşüyor. Evet ya ben bunu böyle değil de biraz şöyle yaşıyorum falan gibi. Kendi yaşamını görme şansı olacak insanların. Süper. Peki bu direksiyonda olmak, direksiyonda kim var kitabında ele aldığımız temel metafor üzerine biraz genel olarak ne üzerine konuşuyoruz? Nasıl bir şeyler varsa hayatımdan onlara katkı sağlayacak bir kitap olabilir. Biraz onlardan bahsedebilir misin? En temelinde bir kere direksiyonda olmak kavramıyla olan problemleri Problemlerimi, genel problemlerimi ele almak söz konusu. Bir canlı olup olmadığı tartışmalı bir virüs bile, bir bakteri bile, herhangi bir yavru hayvan bile, yeni doğmuş bir hayvan bile, kendi yaşamının denetimine sahip ve o yaşamı yönlendiriyor. Hiçbir yaşam formu dışarıdan yönetilmiyor. O yaşam formu kendi yaşamını kendi yönetiyor ve ortamıyla etkileşim içinde yapıyor. Yaşam her zaman direksiyonda yani eğer bir şey yaşıyorsa kendi yaşamının direksiyonda demektir. Bu 6 aylık bir bebek olsa bile böyle aslında. Dolayısıyla o direksiyonda olmanın ne kadar biyolojik, içsel, merkezi bir konu olduğunu anlamak burada kritik. Sonrasında bilincin devreye aşırı girmesiyle direksiyonu çok sıkı kontrol etmek ya da dünyanın tanrısıymış gibi bir sorumluluk algısıyla hareket etme durumları olabiliyor. Halbuki direksiyondasın yani bir araç var, araçla kısıtlısın. Bir yoldasın, yolla kısıtlısın. Yolda trafik var, trafikle kısıtlısın. Yani her şeyi dibine kadar, sonuna kadar kontrol edebilmek mümkün değil. Yani buralardan başlayarak sonra giderek o direksiyonda olmanın alt unsurları, yolun kendisi, yolculuk hali, şey işte yolda ustalaşmayla ilgili konular, sürüş bilgileri, bu metaforların her birinin yaşamda karşılık geldiği yerler bunlar üzerinden ilerliyoruz. Benim çok sevdiğim bir de yolculuk metaforuydu. Yine tabii kitapta da daha detaylı girilmiş şeklinde bırakabiliriz. Derinleştirmek, merak etmek, okumak isteyenler taba erişebilir. Bir yandan ben burada muhabbetli kapanış oturumlarını da hatırlatmak istiyorum. Ama şimdi Buradaki... bu muhabbetli kapanışa gönderirken şu açtığın konunun muhabbetini bir iki cümleyle yapalım istersen. Ya mesela yolculuk hali, yolcularım konusu. Biz Baba kızız. Beraber aynı evde yaşıyoruz halen ve beraber bir yolculuk içindeyiz. Ama benim arabamda bir yolcu değilsin. Kendi araban var. Kendi aracınla kendi yaşamını kendi direksiyonunda olarak yönetiyorsun. Bunu sana yeterince hissettirebiliyor muyum? Ne dersin? Bunu bana hissettirmen gerekmiyor. Bu yapılıyor. <laughs> evet, doğal Hissetmek olarak zaten böyle her ilerliyor. yaşamda durum böyle. Ama pek çok ebeveyn mesela o çocuğunun en başından beri kendi yaşamında olduğunu, kendi aracına sahip olduğunu, o aracın direksiyonda olduğunu kabul etmeyip ona yolcu muamelesi yapabiliyorlar. Belki Mu ilk aracımız bebek arabası ama <laughs> yine de aracımız var yani. Evet, muhabbetli kapanışta tabii bunların çok daha detaylarına girebiliyoruz. Hem kitapta cümlelerin içerisindeki muhabbete hem de böyle grup etkileşimler için muhabbete okurlarımızı, Özellikle izleyicilerimizi davet edelim. Özellikle yararlanarak o birikimi de sağlamış bir şekilde bu canlı oturumlara da katılmak daha da katkısını artırabilir, yaşama pratiğini artırabilir diye düşünüyorum. O zaman yolumuz, yolculuğumuz güzel olsun. <laughs>